İslamiyet Sümerlerden alıntı yapmış olabilir mi? Gelin buna beraber bakalım. Bizler Sümerler gibi bir toplumun, bırakın dilini, varlığını bile 19. yüzyılda keşfettik. Bahsedilen toplum M.Ö. 4000 ile 2000 yılları arasında yaşıyor. İşgal edilip yıkılmasından sonra bu dili bilenler gittikçe azalıyor ve birkaç kuşak sonra dil dünya üzerinde tamamen siliniyor. Bu dili bilen kimse kalmıyor. Yani Sümerlerin 2000 yıllık tarihinden daha uzun bir süre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanı arasında var. Yani onların tabletlerini çözmesini bırakın, o toplumun varlığından dahi haberi olması imkansız. Arkeolojinin çıkıp gelişmesiyle, bunca ekipman ve teknolojiyle beraber anca bulunan ve keşfedilen bu toplumu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi bulduğunu, keşfettiğini ve onlardan alıntı yaptığına kim inanabilir ki? Ve nasıl inanır? Ondan yüzlerce yıl önce yaşamış Hz. İsa Aleyhisselam, hatta onu da geçelim, ondan yüzlerce yıl önce yaşamış Musa Aleyhisselam'ı tabletleri bulup onlardan alıntı yapması yine imkansız. Bizler bırakalım İslam'ın Sümerlerden alıntı yapmasını, Yahudilerin bile Sümerlerden alıntı yaptığını bile inanamayız. Bu iddiayı, yani Sümerlerden alıntı yapıldı düşüncesi tamamen bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir durum. Çünkü iki inanışın temelleri birbirine zıt. Temellerinde birbirine zıt olan iki inanış nasıl birbirinden alıntı yapabilir ki? Mesela İslam inancında tevhid inancı, yani tek yaratıcı inancı vardır. Ama Sümerlerde çok tanrıcı inancı vardır. Bununla beraber melek bahislerinde, kader bahislerinde yine birbirine tamamen zıtlardır. Tabii bugün bu alıntı yapılmıştır diye ortaya atılan düşüncelerin kaynakları belli kısımlarında benzerlikler var. Ama bu tamamen delil olabilir mi? Tabii ki de hayır. Burada birkaç çıkarım yapabiliriz. Birincisi, tesadüfi diyebiliriz. Yani iki inanışta aralarında binlerce yıl geçmesine rağmen iki meselede tesadüfen ele alınmış denilir. İkinci çıkarım ise ikisi de, yani Sümer ve İslam, üçüncü bir kaynaktan beslenmiştir denilir. Üçüncü çıkarım ise gerçekten Kur'an Sümerlerden alıntı yapmıştır. Şimdi bunları tek tek ele alacak olursak, birincinin üzerinde çok durmaya gerek yok. Zaten diğer iki çıkarım mantıklı geldiğinden dolayı birincisi, yani tesadüfen bu konu ele alındığı kimse inanmaz. İkinci çıkarımımız, yani her iki inanışta üçüncü bir kaynaktan beslenmiştir. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Sümerlerde bu bilgi geçiyor olması İslam'ın öğretisine zaten ters değildir. Çünkü Kur'an bize zaten daha önceden de peygamberlerin geldiğini söylüyor ayetlerde. Yani diğer peygamberlerin gittikleri toplumlara İslamiyet'teki gibi meseleleri tebliğ etmeleri İslam'ın öğretisine zaten ters değildir. Mesela Şura suresi 13. ayette diyor ki, Allah Nuh'a buyurduklarını size de din olarak buyurmuştur. Yani biz burada Kur'an'ın dört temel esası olan tevhid, nübüvvet, adalet ve ibadet, İslam dininin anlatıldığı gibi diğer peygamberlerde de bu dört ana esas üzerinde tebliğ yapıyorlar. Bu yüzden diğer peygamberlerin anlattıkları veya yaşadıkları Kur'an'da geçmesi onlardan alıntı yapıldığı anlamını taşımaz. Mesela Nahl suresi 24. ayette diyor ki, onlara Rabbiniz ne gönderdi diye sorulduğunda eskilerin masalları diye cevap verirler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğ yaptığında o zamanki insanlar bunları söylemişler. Sen eski masalları anlatıyorsun. Senin anlattıklarını öbür peygamberler de anlatıyordu diyorlar. Peki bu bize neyi gösteriyor? Farklı peygamberler, farklı coğrafyalarda aynı meseleleri anlatıyorsa hepsi tek bir kaynaktan besleniyor demektir. Yani Kur'an'da da geçen bir mesele Sümerlerde de geçiyor olması, orada bu meseleleri bir peygamber gidip anlatmış olabilir. Bu çok normal. İslam'ın öğretisine de ters değil. Bununla beraber kaynaklara biz baktığımızda 200'den fazla kültürde Nuh tufanı geçiyor. Yunan mitolojisinden tut Çinlilerde, hatta Kuzey Amerikalı Kızılderililerin anlatılarında da mevcut. Şimdi İslamiyet Sümerlerin olduğu coğrafyaya yakın, oradan alıntı yaptı desek diğer kültür ve inanışlardaki bu bilgiyi nasıl açıklayacağız? Buna cevap verirken günümüzün şartlarına göre değil, o zamanın şartlarını göz önünde bulundurarak cevap vermemiz lazım. Bu bilginin kıtalar arasında geçişi öyle basit değil. Bu imkan imkansız olduğu için buna mantıklı bir cevap olarak ancak her kıtada, her kavme birer peygamber gitmiştir ve peygamberler de tek bir kaynaktan beslendiği için hepsi aynı meseleyi anlatmışlardır. Bununla beraber biz sadece Kur'an'ın üzerinden gidersek, yani Kur'an Sümerlerden alıntı yapılmış olabilir mi dersek, bu tarihi olarak da imkansız. Çünkü Sümerler M.Ö. 4000 ile 2000 yılları arasında yaşamış ve daha sonra yıkılmış, kısa bir sürede millet olarak tarihten silinmiş ve gitmiş bir millettir. Kur'an-ı Kerim'in nüzul olmasıyla bu kavmin, yani Sümerlerin arasında tam 2600 sene var. Bir de şunu unutmamamız lazım. Diyoruz ya, Kur'an Sümerlerden alıntı yapmış olabilir mi diye. Bunun mümkün olması için bir arkeoloji olması lazım ama arkeoloji ile Kur'an arasında bile 900 yıl var. Arkeolojinin olmadığı bir zamanda kendinden 2600 yıl önce gelmiş ve tarihten silinip gitmiş, dilleri bile konuşulmayan bir toplumun kalıntılarını nereden bulacaksın? Hadi buldun, tabletleri nasıl okuyacaksın? Bu imkansız. Çünkü yıkılışından çok kısa bir zaman sonra millet olarak da yok olan Sümerlerin dilleri de tarihten siliniyor zaten. Kur'an'ın nüzül olduğu zaman o tabletler ortaya çıkmış bile olsa onları okuyabilecek birileri yok. Yani alıntı yapılması imkansız. Ki zaten şunu unutuyoruz. Bırakalım o zaman da Sümerlerden bilgi alma çabasına girilmesini, Sümerlerin varlığını bizler 19. yüzyılda öğreniyoruz. Ve bunu da elimizdeki bu kadar teknoloji ve ekipmanla yapabildik. Bununla beraber bir de Kur'an sadece Sümerlerden değil, bir de İncil'den, Tevrat'tan alıntı yapıldığı söyleniyor. Şimdi şunu aklımıza sokmamız lazım. Aynı bilgi iki kitapta geçiyor diye biri birinden alıntı yapıldığını kesin delil olmaz. Evet, şüpheye düşebilir ama kesin bir delil değildir. Mesela iki tane öğrenci düşünelim. Bu iki öğrenci girdikleri sınavdan aynı notu alıyorlar. Bunun sonucunda öğretmen birinin diğerinden kopya çektiğini şüphelenebilir ve bunu öğrenmek için ikisinin kağıtlarını da karşılaştırır. Eğer iki öğrencinin doğrularıyla beraber yanlışları da aynı yapıyorsa burada kopya çektikleri ortaya çıkar. Şimdi aynı şekilde de bu mantıkla diğer semavi kitaplara bakalım. Doğru bilgilerin farklı semavi kitaplarda da olması onların birbirinden alıntı yaptığını kanıtlamaz. Ama eksik veya yanlış bilgilerin aynı olması birbirinden alıntı yaptığına delil olur. Peki bunu nasıl anlarız? Kur'an'ın içindeki bilgilere biz baktığımızda diğer semavi kitaplardaki eksik bilgilerin tamamlanması veya iki bilgi arasında sadece doğruyu alıp yanlışı düzeltmesi bizzat kendinin mucizevi bir kitap olduğuna delil olmuş oluyor. Sadece bir beşer kelamı olsaydı diğer semavi kitaplardaki yanlış bilgiler de alınırdı. Ama bizler görüyoruz ki bu olmamış. Kur'an diğer inanışlardaki bilgileri sanki bir lazer dedektörü varmış gibi doğruyu algılıyor, yanlışı bırakıyor. İşin özeti, şu ana kadar anlattığımızdan yola çıkarsak en başta söylediğimiz 3 çıkarımdan en mantıklısı tüm inanışların tek bir kaynaktan beslenmesi daha çok mantığımıza yatıyor. Vesselam.